var. Şimdi hemen görüntüleri getirelim ekranlara. DAEŞ'in Türkiye suikastçısının yakalanma anına dair görüntüler biz son durum olarak vermiştik biliyorsunuz. Bir taraftan şimdi operasyonun sona erdikten sonra biz de bu görüntüleri getiriyoruz ekranlara. Emniyet, terör, istihbarat birimlerinin ortak çalışması sonucu bir operasyon düzenleniyor. Operasyon sonrası da bakın çok önemli. DAEŞ'in Türkiye suikastçısı yakalanıyor. Ve Yalova'da işte elleri kelepçeleniyor görüyorsunuz. Emniyet birimleri tarafından aranıyor elbette. Ve sorguya götürülecek. Türkiye suikastçısı Yalova'da nasıl yakalandığına dair görüntüler. Biraz önce de İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan paylaştığı bir tweet'i de size okumuştuk. Bir kere daha tekrarlamakta fayda var. Çok önemli bir operasyon, çok önemli bir operasyon dedi Sayın Soylu. Ve aynı zamanda Türkiye suikastçısı bu tutuklanan operasyonda sona erdi. Yalova Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü'nden gelen açıklama, Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekiplerinin koordineli çalışması sonucu DAEŞ terör örgütünün sözde Türkiye vilayeti suikastçısı olduğu belirlenen ve aynı zamanda deşifre olmuş örgüt mensuplarının Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerini, Avrupa'dan Türkiye'ye girişlerini sağlayan AY ile irtibatlı olan örgütün sözde üst düzey sorumlusu AG kod isimli şüphelinin Yalova'da ikamet ettiği tespit edilmesi üzerine bu şahısların ve irtibatta oldukları şüphelilerin yakalanması yönelik Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma başlatıldı. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama bu. Bu arada 20-29-01-2021 tarihleri arasında Yalova merkezli bakın İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Mersin ve Şırnak illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda sözde örgüt liderleri AY ve AG'nin de aralarında bulunduğu 12 Irak, 1 Fas ve 1 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak da adli makamlara sevk edildi.